Tabii Nuri Şahin kararı kolay yerden bir karar değildi. Yönetim kurulu olarak ne yapabiliriz değerlendirdik. Nuri'nin kariyeri zaten ortada. Kişiliği, takım üzerindeki saygılığı hepsi ortada. Nuri'ye kendisine bunu düşünüp düşünmediğini sorduk. Bu kariyer hem ulusal hem uluslararası. Dünyanın en iyi hocalarıyla çalışmış. Bilgi birikimi, insanlara karşı tavrı. Hepsi bir arada değerlendirdiğimizde bu alternatifin iyi olacağını düşündük. Bunun da olurken tabii ki futbolu bırakmadan futbol sorumlusu olarak bu işin başında olmasını diledik. Kendisiyle konuştuğumuz zaman düşündü. Daha sonra olabileceğini, hayalinin olduğunu söyledi bu şekilde. Ama erken mi, zamanı mı, değil mi? Karşılıklı oturup konuşarak anlaştık. Zaten kendi ekibini kendisi oluşturdu. Son derece deneyimli bir ekip oluşturdu. Şu an için takımla, şehirle, çalışanlarla, futbolcularla çok uyumlu, pozitif şekilde devam ediyoruz. Cesaret isteyen bir karar değil mi? Bu hem bizim yönetim kurulumuzun cesareti hem de Nur Hoca'nın cesareti. İki tarafta da cesaretin olması gerekiyordu. Evet, doğrudur. Takımın öncelikle zaten görüyorsunuz oyun sistemi değişti. Oyun sisteminden önce takımın havası değişti. Takıma ayrı bir hava geldi. Dikkat etmişsinizdir. Son dakika oyuncu değişikliği oluyordu bu hafta Altay'da. 5 futbolcu birden kenardan geldi, üstünü çıkardı. Son dakikalarda kimse oyuna girmek istemez. Çünkü zaman geçirmek için yapılan bir değişikliktir. Genelde kırılırlar bu tip değişikliklere, özellikle tecrübeli oyuncular. Artık işte, takımda öyle bir kaprisin kalmadı, en azından ortaya çıktı. Bu takımdaki pozitif havanın en önemli göstergelerinden birisiydi. Oyun anlamında, insanlık anlamında, duruş anlamında Antalyaspor özellikle göze hoş gelen futbolle, zaten seyirciyle Nur Hoca'nın arasındaki tepkiyi de, iletişimi de bu hafta gördünüz, Nur Hoca'nın tribün arasındaki iletişimi gayet olumlu şekilde gidiyoruz. Ocak ayında tüm üyelerimiz zaten check-up yapacağız. Ocak ayında çalışan gazeteler. Evet. Bizim her ay bir... Her takım kötüye gidebilir bu... Yani, her zaman iyi gideceksiniz diye bir şey yok ki zaten. 5 yıllık anlaşma yaptık sonuçta. Nedir buradaki amacımız? Mali disiplini sağlamak, futbolcu yetiştiren, yanında da sportif başarıyı yakalayan bir takım olmak. Şehirle bütün olmak, taraftar sayısını arttırmak, Antalya şehrinde Antalyaspor bilincini arttırmak. Bunların hepsinde Nur Hoca gibi bir karakterle daha kolay olacağını düşündük. O yüzden uzun vadeli bir anlaşma yaptık. Nur Şahin'le bir Avrupa hayali... Tabii ki var, her zaman var. Her zaman var. Takımın, yani siz 5 yıl sonunda takımı görmek istediğiniz nokta nedir? En azından Avrupa Kupalarına katılacağımızı düşünüyorum. Mali yapının ne olacağı belli olmaz. Çok daha yerlere de gelebiliriz ama şu an çok ütopya gibi cevap vermek istemiyorum. Benim gönlümden çok daha farklı şeyler geçiyor. Biliyorsunuz ben Antalyaspor taraftarıyım. En azından Avrupa Kupalarıyla devam edelim. Bu seneki hedef Süper Kupayı almak. Ocak ayında kuvvetle muhtemel tarihi daha netleşmemekle beraber oynanacak diye tahmin ediyoruz. Dışarıdan aldığımız duyumlara göre. Daha önce de söylemiştim. Yüksek yerlerde ligi bitirmek.